Merhaba. Hadi oynayalım. Gel. Merhaba. Ben Okan. Yanımda da Pepe var. Bugün mangal yapmayı öğreniyoruz. Hı? Mangal mı? O da nedir? Mangalda yemek pişirebiliriz Pepe. Öyle mi? Yaşasın. Hadi deneyelim. Tamam Pepe. İşte bu yüzden mangalı yanımda getirdim. Ne kadar büyük bir kutu. Kocaman. Hadi o zaman açalım. Bak Pepe, burada ne kadar çok parça var böyle. Kepçe. Bıçak. Kaşık. Vida. Bu kadar parçayla ne yapacağız Okan? Bu parçaları birleştirip bir mangal yapacağız Pepe. Sanırım bu iki parçayı birleştirmem gerek. Şimdi de buralara vidaları takmalıyım. İşte Okan, vidayı al. Şimdi de vidayı sıkıştırmalıyım. Bir tanesini taktım. Bu vidayı da buraya takalım. İşte oldu. İşte bunu da buraya. Okan, ben bütün vidaları bir araya topladım. Aferin Pepe. Şimdi vidaları takalım. İşte mangalın bir tarafı hazır. Şimdi diğer tarafını da yapıp birleştirmeliyiz. Şimdi de bu parçayı takmalıyım. Bunu da taktık. Bak Pepe, bu parçayı da buraya takacağım. Bak Okan, mangalın tekerleri var. Evet Pepe, şimdi tekerleri de takacağız. Mangalı taşımak için artık tekerlerimiz hazır. Mangalımız hazır. Yaşasın. Ben ilk defa mangal yapıyorum. Mangalda pişirmek için tavuğumuz var. Burada karabiberimiz var. Burada da sebzelerimiz ve sosis var. Mangalda başka bir şey pişirebilir miyiz? Mangalda canımız ne isterse onu pişirebiliriz. Hadi markete gidip başka malzemeler daha alalım. Hadi Pepe.
İşte Pepe, buradan istediğimizi satın alabiliriz. Süt, havuç, biber, mısır, domates, balık, patlıcan. Ozan, patlıcan alalım. Tamam Pepe, bize bir sepet lazım. Patlıcanları sepete dolduralım. Bakalım başka neler alabiliriz? Mısır. Biraz domates alalım. Ve balık. Mangalda balık da pişirebilir miyiz? Tabii ki pişirebiliriz. Üstelik çok lezzetli olur. Şimdi aldıklarımızın parasını ödemeliyiz. İhtiyacımız olan her şeyi aldığımıza göre artık gidip pişirebiliriz. Hadi artık pişirmeye başlayalım. Bak Pepe, tavuğumuzun yanmaması için böyle çevirmeliyiz. Tavuğun pişip pişmediğini kontrol etmeliyim. Az kalmış. Tavuğa biraz karabiber ekelim. Çok lezzetli kokuyor. Duman tütüyor. Tavuk pişiyor. Karnım açıktan zil çalıyor. Merhaba Okan. Merhaba Pepe. Ne yapıyorsunuz böyle? Mangal yapıyoruz bebe. Yiyecekler piştikten sonra onları yiyeceğiz bebe. Peki sen ne yemek istersin bebe? Bizim tavuğumuz var, balığımız var ve sebzelerimiz var. Ben biraz balık, biraz da sebze yemek istiyorum. Tavuk çok sıcakmış. Hadi çocuklar, siz sofrayı hazırlayın. Ben de geri kalan yiyecekleri pişireyim. Tamam Okan. Sofrayı hemen hazırlayın. İyice pişmeleri için arada bir onları çevirmeliyiz. Sofra hazır Okan. Yemek hala pişmedi mi? Pişti pişti. Şimdi yemekleri tabaklara koyacağım. Yemek geliyor. Okan, ben tavuk istiyorum. Tamam Pepe. Okan, bana balık verir misin? Tamam bebe. Sana bir balık. Ben de patlıcan yemek istiyorum. Herkese afiyet olsun. Sen de mangalımızı beğendin mi? Ben bugün mangaldan çok keyif aldım. Kanala abone olmayı sakın unutma. Güle güle. Merhaba. Hadi oynayalım. Gel. Merhaba. Ben Okan. Bu da Pepe.
Bugün Pepe ile birlikte oynuyoruz. Evet, ben oyun oynamayı çok seviyorum. Bak Pepe, bu kapta Legolar var. Bu kapta ise kum ve kalıplar var. Lego ile oynamayı çok severim. Kumla oynamayı da çok seviyorum. Hadi seninle bir yarışma yapalım Pepe. Şimdi bu kaplardan bir tanesini seç. Yarışma mı? Nasıl bir yarışma? Kale yapacağız. Bakalım kimin kalesi daha sağlam olacak. Sen Legolarla mı yapmak istersin yoksa kumla mı? Ben kalemi Legolarla yapmak istiyorum. Tamam Pepe. O zaman ben de kumla yaparım. Al bakalım. Tamam. Legolarla çok iyi kale yapılır. Hadi hazırlıklara başlayalım. Kumdan daha iyi kale yapılır. Okan. Efendim Pepe. Ben kumdan kale yapayım. Sen Legolarla yap. Tamam, nasıl istersen. Benim kalem daha sağlam olacak. Bakalım neler var burada. Büyük Lego parçaları. Küçük Lego parçaları. Uzun Lego parçaları, çeşit çeşit Lego parçaları var. Okan, vazgeçtim. Ben Legolarla yapmak istiyorum. Tamam Pepe, nasıl istersen. Ben de kumla yaparım. Acaba kumla mı yapsam? Acaba Legolarla mı yapsam? Bilemedim. Pepe, sanırım karar vermekte zorlanıyorsun. İstersen sayışalım, çıkan kumla yapsın, diğeri de Legolarla yapsın. Tamam Okan, sayışalım. Portakalı soydum, baş ucuma koydum. Duma duma dum, kırmızı mum. Yaşasın, ben Legolarla yapacağım. Ben de kumla yapacağım. Birinci duvarı sarı kalıpla yapacağım. Hadi başlayalım. İşte bu parçayla başlayacağım. Bunu da buraya koyalım. Şöyle düzeltelim. Mavilerin üstüne kırmızı Lego'yu takalım. Bu da buraya. Aferin Pepe. Çok güzel oluyor. Şimdi de mavi kalıpla bir duvar yapmalıyım. Oluyor mu Pepe? Evet. Çok iyi gidiyor. Neredeyse oldu. Geriye bir tek yeşil kalıp kaldı. İşte bitti. Aferin Pepe. Seninkisi de çok güzel olmuş. Benim kulem daha yüksek. Senin kulen daha yüksek olabilir ama benim kulem daha dayanıklı. Hayır, benim kulem daha dayanıklı. İstersen test edelim. Tamam Pepe.
Ben test etmeye hazırım. Birinci testte bu toplarla kalelere ateş edeceğiz. Yaşasın! Benim kalem çok sağlam çıktı. Hadi Pepe, şimdi de senin kaleni test edelim. Yaşasın! Benim kalem de çok dayanıklı çıktı. Evet Pepe, şimdi daha zorlu bir test yapacağız. Benim kalem bu testi de geçti. Hadi Pepe, şimdi senin sıran. Yaşasın! Kalem çok sağlam. Son bir test daha kaldı. Kalelerimizi bu vinçle test edeceğiz. Kumdan kale dayanıklı çıktı. Şimdi de Lego kaleyi test edelim. Olamaz. Benim kalem yıkıldı. Lego kale dayanıklı çıkmadı. Merak etme Pepe. Şimdi Legolarla bir temel yapacağız. O zaman senin kalen de çok dayanıklı olacak. Çok sağlam gözüküyor. Hadi kaleyi test edelim. Tamam Pepe. Hadi test edelim. Hadi bir kere daha. Yaşasın. Yeni bir temel yaptık ve kalem çok sağlam oldu. Evet Pepe. İkimizin kalesi de çok sağlam oldu. Sen de evde böyle benim gibi oynayabilirsin. Kanala abone olmayı sakın unutma. Güle güle. Merhaba. Hadi oynayalım. Gel. Merhaba. Ben Okan. Pepe ile birlikte kum havuzunda oynamaya geldik. Yaşasın. Bak Pepe, burada bir şeyler olmuş. Evet Okan, palmiye ağacı devrilmiş. Zavallı ağaç. Bu kocaman kum havuzunda tek başına. Hadi ona yardım edelim Pepe. Edelim tabii. Ama nasıl yardım edeceğiz? Buraya onun için bir vaha yapacağız. Vaha yapmak için bir havuz gerekiyor. Evet Pepe. Hadi şimdi burayı kazıp bir havuz yapalım. Buldozer! Merhaba buldozer. Palmiye ağacı için buraya bir vaha yapmamıza yardım eder misin? Harika. Çok iyi çalışıyorsun buldozer. Bu çok güzel bir çukur oldu. Evet. Burada çok güzel bir havuz yapabiliriz. Evet Pepe. Bu havuzu dikkatlice çukura yerleştirmeliyiz. Ama nasıl yapacağız? Bu iş tam vince göre. Bu çok iyi bir fikir Pepe.
Vinç! Vinç, hadi bu havuzu çukura yerleştirelim. Pepe, ben şimdi kancayı indireceğim. Sen de havuza tak. İndir, indir, indir. Dur. Hadi Pepe, kancayı tak. Taktım Okan. Kaldırabilirsin. Dikkat, kaldırıyorum. Okan, Vinci döndür. Tamam Pepe. Havuzu indiriyorum. İndir, indir. Aşağı, aşağı, indir. İşte oldu. Harika iş Okan. Artık kancayı kaldırabilirsin. Havuzumuz hazır. Sadece su katmamız gerekiyor. Bak Pepe, su tankeri geldi. Hadi suyu havuza dolduralım. Teşekkürler su tankeri. Bak Pepe, havuzumuz artık suyla dolu. Evet Okan, çok güzel oldu. Şimdi de palmiye ağacının canı sıkılmasın diye havuzun etrafına biraz ağaç dikmeliyiz. Çukurları kazdığıma göre artık ağaçları dikebilirim. İkinci ağacı dikelim. Bir tane de meyveli ağaç dikelim. Çok güzel oldu. Bak Okan, hayvanlar vahamıza su içmeye geldiler. Evet Pepe, güneş çok sıcak. Hayvanlar susamış olmalı. Hadi vahamıza bir güneşlik yapalım Okan. Bu çok iyi bir fikir Pepe. Pepe, bu parçaları birleştirip direkler yapacağız. Sonra da direklerin üstüne güneşlik örteceğiz. Birinci direğimiz hazır. İkinci direğimiz de hazır. Şimdi üçüncü ve dördüncü direklerimizi de yerleştirelim. Şimdi de direklerin üstünü örtüp güneşliğimizi tamamlamalıyız. İşte güneşliğimiz hazır. Okan, çok güzel bir vaha yaptık. Evet Pepe. Sen de kum havuzunda oynamayı seviyor musun? Ben çok seviyorum. Kumlu oynadıktan sonra
Ellerini mutlaka yıkamalısın. Kanala abone olmayı sakın unutma. Güle güle.